Değerli dostlarım, idari hukuku anlamında bir önemli konumuz da tüzüklerdir. Şimdi tüzükler neyin uygulanması için çıkarılır? Kanunların uygulanması için çıkarılır. İşte bu anlamda tüzükler bakanlar kurulu tarafından çıkarılır. Fakat idari bir konu olduğu için tüzükler çıkarılmadan önce Danıştay'ın görüşü alınır. Ama tüzükler çıkarıldıktan sonra aynı Danıştay bu kez yüksek mahkeme sıfatıyla tüzüğü iptal etme hakkına sahiptir. İşte bu yüzden Danıştay tüzüklerde hem çıkarılmadan önce bir inceleme makamı hem de çıkarıldıktan sonra bir ne gibi hareket eder değerli arkadaşlarım yüksek mahkeme gibi hareket eder. Yani tüzüklerde ikili bir rolü vardır. Çıkarılmadan önce danışma organı, inceleme organı, çıkarıldıktan sonra yüksek mahkemedir. Ve unutmayınız tüzükler kanunlar nasıl yayınlanıyorsa öyle yayınlanır. Bu anlamda tüzükler Danıştay'ın incelemesinden geçerler.